Başkaları İslam dünyasının sorunlarını tartışırken niye biz tartışmıyoruz? Ve hangi gerekçeyle tartışmıyoruz? Eğer bir sorun çözülecekse, bir sorun varsa, ki o sorun var, hep beraber bunun tanığıyız, onu oturup uygarca tartışmamız gerekiyor. Nedir meseleler? Neden kan akıyor İslam dünyasında? Neyin bedeli için? Hangi gerekçelerle akıyor? Aklımızı kullanacağız ve bu sorunları tartışacağız. Çözüm üreteceğiz. Çözüm üretirsek zaten kendi sorunlarımızı aşmasını biliriz. Ama çözümsüzlüğün çözüm olmadığını, çözümsüzlüğün acı, kan, gözyaşı olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. Bu soruların kaynağı nedir? Az önce saydığım 15 tane ama bu belki 35 de olabilir. Ana kaynağı nedir? Ve biz bu sorunları aşmak için neler yapmalıyız? 4 halkadan oluşan bir çözüm önerisi paketi sizlere sunmaya çalışacağım. 4 halkadan oluşan. Birinci halkamız demokratikleşmedir. Demokrasisi gelişmiş ülkeler her zaman hızla büyüyen ülkelerdir. Demokrasi gelişmiş ülke ne demektir biliyor musunuz? Siyasetçinin halkına hesap verdiği ülke demektir. Yani vatandaştan toplanan vergilerin her kuruşunun hesabını veren devlet demektir. Yani kul hakkı yemeyen bir anlayışı siyaset kabul etmiş demektir. İkinci halkamız din ve vicdan özgürlüğüdür. Sevgili dostlarım, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi laikliktir. Laiklik sadece devletin dine saygılı, dini koruyan, dinlere eşit mesafede olan durumunu tanımlamaz. Laiklik aynı zamanda bireylerin ve cemaatlerin IŞİD gibi, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı Müslim ve mümin olanın da hakkını korur. Bu bağlamda laiklik, herkesin birlikte yaşamasını güvence altına aldığı kadar, günümüz İslam dünyasında kimin daha İslami olduğu tartışmasının militarist bir zemine taşınmasının da engelleyicisidir. Devletin inanç dayatması yapmadığı, her yurttaşın inancını özgürce yerine getirdiği bir düzeni kurmamız gerekiyor. Üçüncü halkamız, sosyal devlet. Sosyal devlet, işsizlik ve yoksullukla mücadele eden devlettir. Yoksullukla özellikle mücadele ederken, insan onurunu koruyan devlettir. Yani sağ elin verdiğini, sol elin görmeyeceği bir anlayışın egemen olduğu devlettir, sosyal devlet. Sosyal devlet aynı zamanda, çocuklarımıza çağdaş eğitim vermeyi hedefleyen bir devlettir. Aklınız mı yok, düşünmez misiniz diyor Yüce Yaradan. Aklımız var, düşünmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza öyle bir eğitim vermeliyiz ki akıllarını daha iyi kullanabilsinler. İnsanlığın yararına kullanabilsinler. Yeni keşifler, yeni icatlar yapabilsinler. Eğer çağdaş bir eğitim verebilirsek, biz az önce saydığım o İslam dünyasının içinde yaşadığı sorunları büyük bir hızla kapatabiliriz. Sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının emekten yana, alın terinden yana olması lazım. Sosyal devlette. Ve sosyal devlet eşit yurttaşlık esasına dayanır. Kadın erkek eşitliğine önem vermemiz gerekiyor. Eğer cennet anaların ayaklarının altındaysa, kadını yüceltmek İslam dünyasının temel görevlerinden birisi olmak zorundadır.
Hocamız çok güzel bir şey söyledi. Vatan ana gibidir. Ne kadar hakkımızı ödesek de onu kapatamayız. Yaşadığımız coğrafyaya Anadolu diyoruz. Kadının, annenin bu kadar yüceltildiği bir siyasal anlayışta, bir inanç anlayışında neden kadın ikinci sınıf yurttaş olarak konumlandırılıyor? Ve neden Arap dünyasında kadınların çok ama yüksek oranda okuma yazma bilmediğini görüyoruz ve tanık oluyoruz? Neden? Dördüncü halkamız hukuk devleti. Adalet, İslam ve diğer tüm dinlerin temel taşı olarak kabul edilmektedir. Soylu bir kavramdır adalet. Adalet, taşıdığı anlamı da aşan bir biçimde ilahi ve beşeri olarak eşitlik, dürüstlük, tarafsızlık, haksızlıkların son bulması, doğrunun egemenliği olarak tanımlanır. Doğrunun egemenliği, adalet budur. Adaletle yönetilen bir devlet. Yani mülkün temeli, yani devletin temeli adalettir. İslam dünyası acaba adalete ne kadar önem veriyor? Ne kadar adil? İslam dünyasını yönetenler ne kadar adil? Ne kadar doğru? Üstünlerin değil, hukukun üstünlüğünü savunan bir devlet anlayışı. Düşünce, iyi ifade özgürlüğünü savunan bir anlayış. Bizler kendi sorunlarımızı ön yargılardan arınarak ve bir araya gelerek, düşüncelerimizi özgürce ifade ederek, artılarımızı, eksilerimizi özgürce tartışarak güzel bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Terörden en büyük zararı biz görüyoruz. İnançlar en fazla Türkiye'de sömürü alanı haline dönüşüyor. Siyaset kurumu İnançları acımasızca sömürüyor. İlahiyatçılarımız farklı bir şeyi dillendirmekten çekiniyorlar. Endişe duyuyorlar. Ya tepki gelirse diye. Ama işin özü şu. Yeni düşünceler her zaman tepki çekmiştir. Ama tarih yeni düşünceleri her zaman doğrulamıştır. Dolayısıyla biz bilimin ışığında bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum düşüncesiyle alemin ölümüdür düşüncesiyle ilim Çin'de bile olsa gidip öğreniniz düşüncesiyle sorunlarımızı çözmek için yeni bir yol haritası belirlemek zorundayız. Umuyorum ve diliyorum. Saygıdeğer hocam, saygıdeğer hocam. Bu yol haritasının ilk adımları burada atılmıştır. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kendilerine plaket takdim edilecek.